Abi Ethernet kartı alırken 300 MB ve 1 GB arasında kaldım. Son hatırladım internet 30 MB. Aga be. Kurumuş boğazım. Bekliyorlar yol altında onlar. Bir gün beni sorarlarsa susacağım. Şimdi arkadaşlar şu browser olayını size bir açıklayayım. Yok efendim Brave mi kullansak, Chromium ne, Opera kullanalım, Edge diye bir şey geldi. Bir sürü browser var, bilmem ne var. Nedir bunlar? Yani bunlar gerçekten işimize yarıyor mu? İlla bunları kullanmamız gerekiyor mu? Bilmem ne mi yapmamız lazım? Gizliliğimize önem veriyorlar. Bu aralar deli gibi bir anonimity manyaklığı tuttu. Bütün millet anonimity'nin peşinden koşuyor. Bu mevzuyla ilgili bir şey söyleyeceğim şimdi. Chromium aslında açık kaynak kodlu bir browser. Chromium'un özelliği şu arkadaşlar. Şimdi normal şartlar altında siz Google Chrome'u indirdiğinizde Google'a özel servislerin içine entegre edildiği ve browser içinden bir takım uygulama yetkileriyle bir takım telemetri verilerinin yani ölçüm verilerinin bilmem nelerinin tırtıklandığı bir browser uygulaması Chrome dediğimiz şey. Bunun içerisinde Windows'tan topladığı aldığı bir takım şeyler de var. Bunun dışında neler var? Mesela Chromium diye bir şeye tabanlı aslında yani oradan çıkma Chrome dediğiniz nane. Browser engine'lerine bakalım. Apple'da WebKit var. Google Blink'i kullanıyormuş. Chrome, Chromium Base'ler, işte Microsoft Edge. Hepsi aslında Blink denen bir web sitesinin renderlama motoru var. Onu kullanıyor. Apple tarafı WebKit kullanıyor. Edge muhabbetini biliyorsunuz. Internet Explorer ilk başta çıktı. Edge'i ilk başta çıkardılar, sıvadılar. Berbat bir şekilde, hiçbir şekilde işimize yaramadı. Microsoft ilk çıkardığında Edge'i berbattı yani. O Windows 8 ile birlikte gelen Edge'i hatırlarsınız. Çok kötüydü. Ondan sonra gitti. Edge'i geliştirmeye başladı tekrar. Baktı Chrome'la yarışamıyor. Olduğu istediği gibi gitmiyor mevzu. En sonunda gitti kendisi de Chrome tabanlı bir tane çıkardı. Opera eskiden kendisine ait bir tane engine'i vardı. Hatırlamıyorum şimdi. Fi tarihinde eski bir engine kullanıyordu. O engine'le çalışıyordu. Sonra baktılar onlar da bu işin sonunda iyi gitmiyor mevzu. Kapışamıyorlar. Chromium'a geçtiler. Yani şöyle düşünün arkadaşlar. Türk Telekom'dan geliyor bir adam evine internet servisi alacağı, Süper Online'dan, işte TürkNet'ten bilmem neden farklı ücretlerle farklı servisler alıyorsunuz ama aynı altyapıyı kullanıyorsunuz ya. Aynı mantık. Türk Telekom, Chromium gibi düşünün. Google Chrome, Turkcell Süper Online, Microsoft Edge, TürkNet, işte Brave, Millennicom, Opera'da başka bir tane ISP. Ama hepsi aynı kabloları kullanıyor. Aynı altyapıyı kullanıyorlar. Aynı Chromium şeyi. Üstünde kımıl 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 incik cincik bıtır bir şeyleri var. Değişik değişik engine'leri var. Hikayeleri var. Edge dediğiniz olay zaten Chrome gibi. Maksat sizin datalarınızı, metadatalarınızı, kullanım alışkanlıklarınızı, girdiğiniz web sitelerini alabilmek için ve onlara göre kişiye özel bir kullanım deneyimi sağlamak için üretilmiş bir tarayıcı. Google Chrome'da zaten Google servisleriyle entegre ettiğiniz ve bu şekilde çalıştığınız bir tarayıcı. Geriye bir Brave ile Opera kalıyor. Opera aslında bir nebze bir tık daha böyle bir güvenlik yapalım, biraz daha güzel bir şeyler yapalım falan filan diye çıkmış bir tarayıcıyken. Biraz daha görsellik, WhatsApp, Facebook bilmem ne entegrasyonu, ıvır zıvır kullanım kolaylığı, işte şekilli şüküllü oyunculara özel tarayıcı falan gibi komik isimler altında enteresan şeyleri kaktırma ihtiyacında takılan bir firma. Gördük onların VPN incelemesinde bilmem ne de aslında arkada direkt böyle hani verilerinizi alıyoruz, topluyoruz, bizde kalıyor, şey yapıyoruz falan filan değil. Verilerinizi alıyoruz, direkt olarak Google ve Facebook'la paylaşıyoruz falan diye. Direkt böyle diye paylaşıyoruz abi. Buyur, alayım, bitti. Bu kadar yani. Hiç arada geçiş miçiş yok. Direkt taşıyorlar falan. Böyle bir durum var. Chromium'da tamamen açık kaynaklı geliştirilmiş. Tabii ki bu şirketlerden çalışan insanların da destek verdiği, bir takım geliştirmeler yaptığı vesaire. Aynı Türk Telekom altyapısının Türk Telekom servis sağlayıcısı gibi düşünün. Yani kendi kendine şey yapıyor. Ama tabii isterseniz Google'la hiç entegre olmayan ama isterseniz Google'la entegre olan versiyonlarını kullanabilirsiniz. Google'la entegre ettikten sonra arkadaşlar Chromium'u zaten bütün verileri, telemetri verilerini, metadatayı, her bir şeyi gönderiyorsunuz Google'a. Chrome'la Chromium arasında bir fark kalmıyor. Ya tabii ki var. Ama kalmıyor diyebilirim o açıdan. Siz kendiniz kendi kendinize bir takım kısıtlamalar vesaire yapabilirsiniz. Brave tarafında Brave'de şey yapıyor abi size. Biraz daha böyle Opera'ya kaymaya başladı Brave'de. İlk çıktığında privacy ağırlıklı olarak, bu gizlilik, mahremiyet ağırlıklı olarak bir şeyler yapıyordu. Güzel de bir uygulama. Halen daha güzel. Ne yapıyor abi? Gidiyor. Sizin bilgilerinizi koruduğunu ve kimseyle paylaşmadığını söylüyor. Artı bilgilerinizin çoğunu da toplamadığını söylüyor. Ivır zıvır böyle şeyler, böyle iddiaları var. Burada da yapacak bir şey yok. Bu iddiaları bu ve buna da okeyiz yani. Diyecek pek bir şey yok. Bunun dışında Firefox her zaman abi, her zaman dik duran, yarışmanın içerisinde kapışan, sürekli olarak bu yarışta ben de varım, onlardan daha hızlısını yapacağım, daha iyisini yapacağım vesaire diyen bir firmaydı. Halen daha öyle. Devam ediyor. Vivaldi de var. Evet, Vivaldi diye bir şey var. O da aynı şekilde 3 aşağı 5 yukarı. Firefox mu Chromium mu derseniz Firefox bir tık daha iyi yani. En azından memori açısından daha iyi. Ben daha çok seviyorum. Tor Browser bambaşka bir şey arkadaşlar. Tor Browser dediğiniz şey ise Tor Browser'da arkadaşlar sizin Firefox'unuz
oyununuzun modlanmış hali, modifiye edilmiş hali. Neye modifiye edilmiş hali? Aslında bir takım extensionlar kurarak da bir Tor browser benzeri bir şey elde edebilirsiniz. Firefox'ta direkt connection yapmak yerine önce gidiyor Tor network'ünden bir noda bağlanıyor. Ondan sonra diğer noda, ondan sonra devam ederek sizi gideceğiniz yere aktarıyor. Proxy chaining yapıyor. Bir proxy'ye, sonra diğer proxy'ye, sonra diğer proxy noduna geçiyor. Hatta ben size proxy chain ile VPN'in farkını anlatacaktım. Muharrem burada. Evden çıktı. Şurada da modemi var. Modem. Gitti abi. Burada ISP var. Ondan sonra buradan internet. Burada Amerika'daki bir tane router diyelim. Burada TR'deki bir tane router diyelim. Bunun arkasında da web sitesi olsun. Şimdi VPN yaptığı zaman herif bilgisayarından başlıyor. Bütün connection direkt olarak Amerika'daki VPN noktasına gidiyor. Amerika'yı seçtiğini varsayıyorum. Ondan sonra buradan çıkıp web sitesine gidiyor. Web sitesinden geri geliyor Amerika'ya. Amerika'dan da gerisinin geri Muharrem'in bilgisayarına. Bütün iletişim, yani herif buradan dalıyor. Amerika'dan çıkıyor. Komple. Dalıyor. Diğer taraftan çıkıyor. Aradaki hiç kimse bu trafiği göremiyor. Böylece adam hiçbir şekilde ne olmuyor? Bloklanmıyor. Hiçbir şey olmuyor. Ama şöyle bir sıkıntı var. Bu web sitesine değil de Muharrem abi bu web sitesine gidecekse veya bu web sitesine gidecekse, bu web sitesine gidecekse, buraya gidecekse, buraya gidecekse, abi o zaman bütün trafiği yine böyle böyle. Sürekli böyle böyle. Sürekli böyle gidiyor. Buraya kadar gidiyor, ondan sonra çıkıyor. Bir süre sonra burası Muharrem gibi bir sürü adam olduğunu varsayın. Aynı VPN'i kullanan. Bir süre sonra ne oluyor Muharrem'in VPN? Çakmaya başlıyor. Herkes geliyor buraya. Böyle gelmeye çalışıyor. Burası bir anda yamuluyor. E bu sefer ne oluyor? Burası patlıyor. E burası patlasın istemiyoruz biz. Öyle bir dünya yok. Biz bambaşka bir şey istiyoruz. VPN üreticileri ne yapıyor? Buraya yeni bilgisayar ekliyorlar sürekli olarak. Yeni node ekliyorlar. Yeni şey ekliyorlar. Burayı arttırıyorlar böyle. Ama burada bu VPN üreticisi daima buraya bağlanan bütün bu bağlantıların, şurada görmüş olduğunuz tüm bu bağlantıların kaydını tutuyor. Ampul gibi de kimler bağlanmış? Muharrem, Ahmet, Mehmet, Murtaza, Kazım. Hepsi burada gözüküyor, tamam mı? Ne yaptılar, ne etti? Hepsi var. Şimdi gelelim Muharrem'e. Şimdi mesela Muharrem geldi. Kesinlikle görünmek istemiyor. Ve Amerika'daki bilmem ne ikiyle falan filan uğraşmak istemiyor. Muharrem'in normal interneti burada. Modemi burada. O da ISP'ye geliyor. Burada da ISP var. Ondan sonra da internete çıkıyor. Burada bir tane web sitesi var. Burada başka bir tane web sitesi. Burada başka bir tane web sitesi. Bir sürü web siteleri var. Şimdi normalde Muharrem ne yapıyordu abi? Bir tane noktaya gidiyordu. Ondan sonra dönüyordu değil mi? Öyle değil bu sefer. Muharrem gidiyor abi. Tor browser'ı açıyor. Tor browser önce internetteki bir tane noda bağlanıyor. Buradaki abi. Ondan sonra başka bir tanesine. Ondan sonra başka bir tanesine. Ondan sonra gidiyor web sitesine. Web sitesinden geri gelirken de önce buraya. Sonra buraya. Sonra buraya. Sonra buraya geliyor. Ama bu işlemi sadece web sitesinde, web protokolünde yapıyor. Bir önceki ekrandaki VPN'de tüm trafiğiniz, sizin Skype trafiğiniz, internet trafiğiniz, browser trafiğiniz, işte aklınıza gelecek bütün trafik komple diğer tarafa, Amerika'ya gidiyordu. Amerika'dan çıkıyordunuz internete. Bunda sadece browser bilgisi gidiyor. Önünüzdeki ekran bu nodlardan geçiyor. Bu olay proxy işte. Proxy sadece uygulama bazlı VPN gibi düşünün. Proxy dediğiniz şey küçük uygulamanın VPN'i. Bu şekilde ulaşıyor buraya. Hikaye o. Sıkıntı da şu. Tor browser'da evet buradaki nodların hiçbirisi, Tor network'ünün nodların hiçbirisi sizle ilgili hiçbir bilgi tutmadığını söylüyor. Ama problem şu. İşte atıyorum Amerika'daki John amca buradaki noda bağlandığında bu nodu ele geçirebiliyor. Bu görülmüş, yaşanmış bir olay. Veya sizi bu web sitesi üzerinden takip edip gelip bulabiliyor. Çünkü kunduz gibi düşünün. Buradan dalıyorsunuz, bir yerden çıkıyorsunuz. Çıktığınız yerde geçiriyor herif kafasına. Böyle yani mevzu. Hikaye bu dostlar. Sizin baktığınız mevzuda proxy chain bu. Tor browser bu şekilde çalışıyor. VPN başka türlü çalışıyor. Browserlar da kendi kafasına göre başka türlü çalışıyor. Şimdi Brave'dir, bilmem nedir falan filan, public browserlar. Bunların hepsi sizle ilgili bilgileri, verileri vesaireleri tutuyor. Tutmaması gibi bir şey söz konusu değil. Elinde sonunda bunları paylaşıp paylaşmamasına bakıyoruz. Paylaşmadığını söylüyor. Tutmadığını söylediği veriler de var. Ama ne kadarını tutuyor, ne kadarını tutmuyor bilmem ne, onlara bakarız başka bir yayında. Bu saydıkların Brave'dir, Opera'dır, Google Chrome'dur, Edge'dir. Hepsi aynı altyapıyı kullanan değişik ISP'ler, değişik özellikler sunuyorlar size. Vivaldi var, o da aynı şekilde. Bunların hepsi bu şekilde ilerliyor. Ama Brave aralarında privacy açısından reklamı yapılan en büyük olanı bildiğim kadarıyla. Gizli sekmeden açmak ne demek? Onu da söyleyeyim size. Şimdi gizli sekmeden açmak diye bir şey var. Incognito mod diye bir şey var. Incognito modun ne işe yaradığını anlamak için çerezlerin nasıl çalıştığını anlamanız lazım. Passwordlerimiz için, işte admin yetkileri için, ıvırlar için, zıvırlar için konuşuyor. Ama çerezler sadece o değil. Tracking cookie'ler denen, tracking çerezleri denen bir malzeme var. Bizim bu cookie'lerimiz var, tamam mı? Bu cookie'ler track ediyorlar sizi. Third party'lerde nerelere girdiniz, hangi web sitesine girdiniz, saat kaçta girdiniz, ne kadar durdunuz, neleri aradınız, Google'da neye baktınız, bilmem ne yaptınız, bilgilerin hepsini takip eden çerezler var. Tracker'lar var. Bu tracker'lar reklamcılarla zaten sizle ilgili bilgiler paylaşıyor. Şimdi problem browser'ınız veya uygulamanız
değil dostlar. Bir web sitesine giriyorsunuz. Hürriyete girdiğiniz zaman milyarlarca tracker cookie'ler, third party cookie'ler çıkıyor. Neden? Çünkü bir reklam network'üne dahil ve bu ne reklam network'ü hayvan gibi cookie basıyor sizin makine. Buradan yapacağınız 2-3 tane şey var. Birincisi hiçbir çerez tutmayacak, hiçbir şekilde third party veya tracking cookie'lere izin vermeyecek incognito modda kullanmanız olabilir. Hem de login bilginiz bilmem neyiniz durmaz hiçbir şekilde. Kapattığınız anda da cookie'ler silinir, logout eder sistemden. Çiçek gibi çalışır. Ya onu kullanacaksınız ya da gideceksiniz işte tracking cookie'leri, third party cookie'lere izin verme diye seçeneğini seçeceksiniz browser'ınızın settinglerinden. O zaman sadece işte atıyorum Google Chrome kullanıyorsanız Chrome'a gidecek bilgi, Google'a gidecek bu bilgiler. Eğer başka bir şey kullanıyorsanız hani kullandığınız browser'a gidecek. Onun dışında bir yerlere gitmeyecek. Bunu sağlamış olacaksınız. Oldu mu buraya kadar? Yani browser'ların arasındaki fark ne? Onu kullanmak ne işinize yarar? Bunu kullanmak ne işinize yarar? Ki içinizden hangisi rahat geliyorsa, hangisinin görselliği hoşunuza gidiyorsa onu kullanın. Abone olmayı unutmayın. Paylaşın, yorum yazın, çanı açın. Yayına gelin yayına. Hadi abone olun, yayına gelin. Görüşürüz YouTube'cum. Abone olun oğlum.